Şunu söylemek isterim. Ben terör örgütüyle ilgili çok laf söyledim. Çok da söz söyledim, söylemeye devam ediyorum. Ama PKK'nın, terör örgütünün benim laflarımdan etkilendikleri en önemli cümleler, PKK sadece ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını, kardeşliğini değil, aynı zamanda bir kültürel terörizmle kültürünü de harap etmeye çalışıyor. Duygularımızı, tarihimizi, aile ilişkilerimizi, anne baba duygularımızı, komşu ilişkilerimizi, hepsini, örf adetlerimizi, geleneklerimizi, birbirimize olan muhabbetimizi, saygımızı, büyüklerin küçükleri, küçüklerin büyükleri davranışlarını, her birini tarumar ediyor. Avrupa büyüdü, zenginleşti ama bedel ödedi. Bedeli neydi biliyor musunuz? Ahlakını kaybetti. Kendi üzerlerinde geçmişte titremeye çalıştıkları değerleri kaybettiler. Şimdi aynı sınavı, yani bizim zenginliklerimizi bize yitirmeye çalışıyorlar. Onun için de kimi kullanıyorlar? DAEŞ'ı kullanıyorlar. İslamiyet'i farklılaştırmak için. FETÖ'yü kullanıyorlar. İslamiyet'i başkalaştırmak için. PKK'yı kullanıyorlar. İslamiyet'i ve bütün değerlerimizi esas itibariyle kökünden, müşteri yetse haşa, ortadan kaldırabilmek için. Karşı karşıya kaldığımız durum budur. Onun için size söylemek istediğim, elbette bu topraklar zenginlikler yaşadılar, doğru. Büyük bir tarih getirdiler, o da doğru. Ama son 40 yıldır, 50 yıldır bu topraklar hiç hak etmediği bir parantezle karşı karşıya kaldılar. Parantez diyorum. Çünkü biz bunu kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah sizler tam kapatacaksınız. İnşallah. Parantez şu. Biraz önce bahsettiğim, bu topraklar zengin topraklardır. Güçlü topraklardır. Verimli topraklardır. Sadece kendine ait topraklarda değildir. PKK bize ne kazandırdı? Bana bir tanesini söyleyin. Hasbi ve harbi soracağım. Dilimizin daha iyi konuşulmasını mı sağladı? Vallahi. Yani Kürtçeyi daha çok mu konuşuyor insan? 40 senedir. 40 senedir onlar öğrenmedi. Dağdaki. Aynen öyle. Peki çocuklarımızın okullara ve üniversitelere çok daha iyi gitmesini mi sağladılar? Peki bugün gelen organize sanayi sitesi ve fabrikalar ve yollar 40 yıldır onların ortaya koymuş olduğu terör sebebiyle akamete uğramadı mı? Şimdi tekrar söylüyorum. Şimdi neredeyiz? PKK'nın mağara olarak kullandığı bir yerin altındayız, değil mi? Oh! Gençlerimizle berabersiniz. Kusura bakmayın. Burada toplandığımız için hani Sayın Bakanım ülkemize hoş geldiniz. Lice Gençlik'ten katılıyoruz.